size. Şimdi Çameli Taş Konakları'nın havuzunu göstereceğim arkadaşlar. Burası havuzu. Şöyle kar yağmış durumda görüyorsunuz. Havuz kışın kullanılmıyor ama yazın kullanılan bir havuz. Şöyle bir manzarayı da göstereyim. Karşıda kar. Çok güzel bir manzara var. Havuzun büyüklüğü de gayet güzel. Derinliği de boy boy. Yükselen bir derinliği var. Şurası kuş bakışı Taş Konakları'nın evlerini göstereyim istiyorum. Şöyle. Hemen şu karşıdan da arada bakın. Taş Konaklar yazısı var. O yazının hemen o kenarda aradan da şurada, evet şuradan bakın. Şuradan da orman içinde yürüyüş yapılan yollar yapılıyor. Yani oradan yürüyüş yapılabiliyor. Yani doğa içinde de yürüyüş yapabiliyorsunuz. Yani Çameli Taş Konaklara geldiğinizde hemen ormanın içinde, ormanın kenarında çok güzel evlerin olduğu bir alan yani. Burası da Çameli Taş Konakların restorantı. Bu dış kısmında da yazın oturabiliyoruz. Yazın burada gelip isterseniz yemek yiyebilirsiniz, çay içebilirsiniz. Şimdi biraz sonra size restoranın da içini göstereceğim. Şimdi bakın. Yukarıdaki ışıklar, lambalar çok otantik yapılmış. Büyük kocaman bir restoran. Sabah kahvaltısını, akşam yemeğini burada yiyebilirsiniz. Şurada 24 saat çay demleniyor. Güner ailesi geziyor ekibi olarak. Şu an Çameli Taş Konakları restoranındayız ve biz biraz sonra kahvaltı yapacağız. Daha sonra da odalara geçeceğiz. Sizlere bir ayağımızdan bahsetmek istiyorum. Bakın zaten her yerde böyledir de. Kaşıklar poşetlerin içinde. Bardaklar çok ilgimi çekti. Onları çekmek istedim size. Evet şöyle. Bardaklar da poşetin içinde. Bakın bütün bardaklar poşetin içine konmuş. Görüyorsunuz burada da aynı şekilde. Tekrar göstereyim size. Şu avizeleri. Çok güzel avizeleri var. Evet. Kahvaltılıklarımızın bir kısmı geldi. Hepsi gelmedi daha. Şöyle bir size göstermek istiyorum kahvaltılıklarımızı. Biraz kafan çalışıyor. Tamam hadi alın bakalım. Şu aradan giriliyor. Karşıya ormanlık arazide yürüyüş yapabiliyorsunuz yani. Öyle de bir özelliği var buranın. Taş evlere gireceğiz. Odalara gireceğiz ve sizlere oda turu yapacağım. Şöyle göstereyim evleri. Kuş bakışı. Güner ailesi geziyor. YouTube kanalı olarak. Restorandan çıkıyor kızlarım. Geliyorlar. Güner ailesi geziyor. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şehrin stresinden uzaklaşmak mı istiyorsunuz? Muhteşem bir doğa manzarası mı istiyorsunuz? Spor mu yapmak istiyorsunuz? Yorgunluğunuzu atmak mı istiyorsunuz? Sakinlik ve huzur mu arıyorsunuz? Tüm bu isteklerinizi yerine getirebilecek bir konaklama yeri tavsiye etmek istiyorum sizlere. Evet, biz o konaklama yerindeyiz arkadaşlar. Neredeyiz? Çameli Taş Konaklardayız. Çameli Taş Konaklar nerede? Çameli'de. Çameli nerede? Denizli'de arkadaşlar. Denizli, Çameli. Taş Konaklardayız. Taş evlerdeyiz. Öncelikle size Çameli Taş Konaklarla ilgili bilgi vermek istiyorum. Arkasından da hep birlikte oda turu yapacağız. Türkiye'de kırsal turizmin yeni gözdesi Çameli Taş Konaklardayız. Ve Çameli Taş Konaklar 2015 senesinde açılmış olup Çameli ilçesi merkezine 2 kilometre uzaklıkta, Dalaman Havaalanı'na 120 kilometre, Antalya'ya 200 kilometre, Fethiye'ye 75 kilometre ve Denizli'ye 100 kilometre uzaklıkta bir konaklama mekanı arkadaşlar. Çameli Taş Konaklar'da taş evler var. Bu taş evler 10 adet müstakil taş ev var. 10 adet müstakil taş ev yuvarlak bir şekilde kurulmuş arkadaşlar. En ortada ve en altta yanında da 4'er tane taş ev var.
Şu an biz en üstteki, en ortadaki Reis isimli taş evdeyiz. Gerçekten harika bir taş ev. Çok güzel. Oda turunda da zaten göreceksiniz, anlayacaksınız. En ince ayrıntılarına kadar oda turu yapacağım sizler için. Konakların içi rengarenk, otantik süslemelerle süslenmiş arkadaşlar. Taş konakların içerisinde şömine, buzdolabı, kalorifer, elektrikli ısıtıcı, her türlü konfor mevcut. Ve taş konaklarda muhteşem bir manzara seyredebilirsiniz hemen şu arkada. Kar manzarası harika. Biz kışın geldik taş konaklara ve kar manzarası göreceksiniz. Eğer yazın gelmek isterseniz hemen üst tarafta ormana yakın, ormanla dip dibe ve yürüme, trekking yolları var. Orada ormanın içine girdiğinizde kuş seslerini dinleyebilirsiniz. Kuş sesleri bir harika. Bu arada biz Çameli'nde yaşıyoruz. Hani sürekli geldiğimiz bir mekan ama konakların içine ilk defa geliyorum. Konakların içini daha önce gördüm ama gündüz gözüyle ilk defa sizlerle birlikte gezmiş oldum arkadaşlar. Eğer kış aylarında da kar görmek ve kar topu oynamak istiyorsanız kesinlikle kış aylarında gelmelisiniz Çameli Taş Konakları. Taş konaklar hangi hizmetleri sunuyor bizlere? Biraz da onlardan bahsetmek istiyorum sizlere. 24 saat resepsiyon hizmet veriyorlar arkadaşlar. Ve yabancı dil bilen personelleri var. Günlük temizlik hizmeti veriyorlar. Misafir çıktıktan sonra da odalar çok güzel temizleniyor ve oda tertemiz bizlere teslim ediliyor. Eğer burada uzun süre kalmak istiyorsanız günlük temizlik hizmeti de veriyor isterseniz. Spa ve sağlık merkezi var. Sauna, Türk hamamı, onlardan da yararlanabiliyorsunuz. Masaj da yapılıyor. Bisiklet binmek istiyorsanız bisiklet yolları var. Trekking yapmak istiyorsanız ormana doğru yürüyüş yolları var arkadaşlar. Yürüyüş yapmak istiyorsanız. Restorantı var. Restoranda sabah kahvaltısı veriliyor. Konaklama ücretinin içerisinde sabah kahvaltısı var. Akşam yemeği yok. Akşam yemeğini restoranttan yiyebiliyorsunuz. Çok güzel yemek yapan bir restorantı var. Hemen restorantın alt tarafında da havuzu var. Açık havuzu var arkadaşlar. Yazın geldiğinizde de havuzdan yararlanabiliyorsunuz. Şimdi hep birlikte sizlerle Çameli Taş Konaklar, Taş Evler, oda turu yapacağız, ev turu yapacağız arkadaşlar. Hangi odadayız? Reis isimli odadayız. Ve hemen şuradan içeriye gireceğiz. İçeriye girmeden önce şurada sizlere odunları göstermek istiyorum. Bir de şu an dışarıda kar var. Çok güzel bir kar var arkadaşlar. Şöyle bu odunlarla sobada yakabiliyoruz içeride. Şöyle hemen kapıya bakıyoruz. Kapı bakın çok otantik ve çok güzel bir kapı. Hemen girmeden önce yerde dezenfekte bir paspasımız var arkadaşlar ve kapımızı açıyoruz. Kapımızı açtığımızda hemen karşımıza bakın benim kızım Deren çıkıyor. Şöyle kapıyı kapattık arkadaşlar. Kapıyı kapatınca kapının arkasındaki yazıları göstermek istiyorum. Çameli Taş Konaklarla ilgili yazılar asılmış arkadaşlar. Şöyle burada da aynı şekilde yazılardan var. Ve hemen kapının arkasında şu şekilde otantik bir lamba var arkadaşlar. Bir de duvarların yapısına bir bakın. Taş yapı komple arkadaşlar. Ve tahtala. Tavanda tahta ve odundan yapılmış, tomruktan yapılmış diyebilirim yani. Odun diyelim. Odundan yapılmış arkadaşlar. Ve şöyle kapıyı size bir şekilde tekrar göstereyim. Şurada hemen portmanto var ve dolaplar var. Bakın yukarıya doğru dolap var. Ve şurada da portmanto var. Kıyafetlerimizi asıyoruz. Hemen altta da dolap var arkadaşlar. Hemen şuraya küçücük bir tane yangın söndürücü koymuşlar. Şu girişte hemen ayna var. Aynanın da dış yapısı ağaçtan yapılmış. Çok güzel. Şöyle göstereyim sizlere aynanın özelliğini. Evet. Çok güzel. Şu ağacın yapısını göstereyim. Yakından çekeyim. Çok harika arkadaşlar. Şu şekilde girişte
portmantodan sonra solda tuvalet, banyo, duşakabin var arkadaşlar. Hemen oraya girelim, hep birlikte orayı göstermek istiyorum sizlere. Bakın buradan giriyoruz. Şurada klozet var, görüyorsunuz. Yine şurada peçetelikler var. İki tane peçete koymuşlar. Yine çöp kovası var burada. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel. Şurada da bir duşakabin var. Duşakabini de göstereyim. Duşakabin. Hemen duşakabinin içine bir girip bakalım neler var orada. Evet, burada da gördüğünüz gibi, gördüğünüz üzere diyeyim. Yine duvarlar taş yapı arkadaşlar ve duşakabinin içerisinde üşümememiz için petek var. Evet, duşakabinden dışarı çıkıyoruz ve size göstermek istediğim çok güzel bir alan var. Lavabo. Özellikle lavabonun yapısına bir bakın. Şu şekilde. Şöyle yaklaştırayım sizlere. Görüyorsunuz. Yani harika. Musluk var. Musluğun kurplarına bakın. Kurplar da çok otantik, çok güzel. Yine yan tarafta havlular var. Havlular tek kullanımlık hazırlanmışlar. Ve sanırım yan tarafa da kullandığımız havluyu da yan tarafa atacağız. Burada da sabunlar, şampuanlar ve diş fırçası bile koymuşlar arkadaşlar. Bakın mini mini diş fırçaları var. Eğer diş fırçanız yoksa bunlardan kullanabiliyorsunuz. Sabunlar şu şekilde. Şuraya bir tane bardak koymuşlar ve saç kurutma makinesi koymuşlar. Ve hemen ne yapıyoruz? Yine burada elektrik aksam var. Onlar da yine renkle uyumlu parçalar kullanılmış ve aynaya geliyoruz arkadaşlar. Ayna da çok güzel. Ve aynanın üzerindeki lambaya bir değinmek istiyorum. Lamba da harika. Duvarlar yine taş yapı. Bakın duvarlar. Aynen taş yapı ve ayna ve ben. Gerçekten güzel. Yani çok beğendim. Şimdi asıl oda turu yapacağız hep birlikte. Odayı göreceksiniz. Odaya bayılacaksınız. Odaya bayılacaksınız. Gerçekten güzel. Şöyle aynayı bir uzaktan göstereyim sizlere. Şimdi banyodan çıkıyoruz hep birlikte arkadaşlar. Ve çıkıyoruz. Banyodan çıktık ve odaya giriyoruz arkadaşlar. Oda çok güzel. Şurada hemen bir çöp kovası var. Şurada görüyorsunuz. Şurada bizim malzemelerimizi koyduk oraya. Şurada sandık var. Yerde bir kilim var. Bu kilim Ege yöresi, Denizli yöresinde dokunan, el tezgahlarında dokunan kilimlerdir. Benim annemin de bana dokuttuğu bu tarz kilimler vardır arkadaşlar. Bu kilimlerden kullanmışlar. Bol bol odada. Çok güzel. Sandık çok ilgimi çekti. Bu sandıktan benim çeyizliğimde de vardır. Hatta çeyiz sandığım babam yaptırmış. Üzerine de ismimi yazmış. Fatma yazar üstünde. Ve sandığın üzerine yine aynı kilimlerden koymuşlar. El dokuması kilimlerden koymuşlar. Çok güzel olmuş. Gerçekten otantik bir hava vermiş odaya. Hemen sandığın ilerisinde bir makyaj masası var arkadaşlar. Aynalı bir makyaj masası. Çok güzel. Özellikle çekmecelerin renkleri harika. Altına da tabure koymuşlar. Tabureyi çıkarıp oraya oturup makyajını yapıyorsun ve evet. Ayna. Görüyorsunuz. Aynanın güzelliği de bir başka. Hemen aynanın üstünde gene bir lamba var arkadaşlar. Ve onun üzerinde de bizim dedemlerde kullanılırdı. Gaz lambası var. İçerisini süslemişler ama. Normalde bu gaz lambasının şu hemen alt tarafına gaz konur, yakılır ve biz bunu aydınlanmada kullanırdık. Eskiden ben çocukken, çocukluğumda elektrik yoktu bizim köyümüzde. Bizim köyümüzde bu gaz lambasıyla aydınlanırdık arkadaşlar geceleri. Yine duvarları görüyorsunuz. Bakın duvarlar taş yapı. Şimdi ben sizlere hemen buraya yaklaştırıyorum. Burada iki tane mum koymuşlar. Mumlar harika. Şu süslemeler de çok güzel. Evet, oda kokusu da koymuşlar. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Harika. Yani benim anlatmama gerek yok. Siz görüyorsunuz zaten arkadaşlar. Gerçekten güzel. Böyle hemen yavaş yavaş yan tarafa geçiyoruz. Yan tarafımızda ne var? Evet, bir tane dolap var arkadaşlar.
Bu dolapların içine eşyalarınızı koyabilirsiniz, kıyafetlerinizi koyabilirsiniz. Dolap çok harika yapılmış. Dolabın özellikle dış süslemesi. Bakın, çiçek süslemeler yapılmış. El işçiliği var yani, gördüğünüz gibi, gördüğünüz üzere harika. Bakın, görüyoruz. Ve ben burada ilgimi çekti. Bakın, dolabın kilit açılma kapanma kısmı çok harika. Bir de şu anahtarlıklar çok güzel. Eskiden kapılar bu şekilde anahtarlıklar olurdu arkadaşlar. Dedemlerin evinden bilirim ben. Hep bu tarz süslemeler, bu tarz kapılar çok vardı o dönemlerde. Yani el işçiliği, el işi yani o dönemlerde çok çok kullanılırdı. Ve şöyle devam ediyoruz. Bir dolabı açalım mı? Açalım arkadaşlar hep birlikte. Hemen şöyle kaldırıyoruz ve dolabı açıyoruz. Dolabın içinde ne var arkadaşlar? Bakın. Burada kıyafet askıları var. Şurada sandık var arkadaşlar. Bu kasa. Sandık değil arkadaşlar. Kasa. Paramızı burada saklayabiliyoruz. Para kasası var arkadaşlar. Ve hemen altına da havlu koymuşlar. Havlu. Yani havlular da burada. Hemen kapatıyoruz dolabı. Şöyle. Evet. Dolabı da kapattık. Ve buradan ayrılıyoruz. Hemen yan tarafa geçiyoruz. Şimdi burada normalde arkadaşlar kalorifer var. Fakat elektrikli ısıtıcı da var. Ve soba var. Biz ilerleyen saatlerde bu sobayı da yakacağız. Görüyorsunuz odun da atmışlar içine. Çok güzel. Hemen onun üzerinde bir tablo var. Bu tablo çok ilgimi çekti benim. Tablo çok güzel. Resim çok güzel yapılmış. Çok gerçekçi yapılmış. G ekici 16 yapmış. Tabloyu harika bir tablo. Bakın şöyle uzaktan göstereyim. Köy havası, keçiler ve su dolduran bir bayan testi. Irbık deriz biz. Hemen altında şöyle. Burada da sobada kullanabileceğimiz aparatlar var. Buraya takılmış bu aparatlar. Şöyle göstereyim size bu aparatları. Bu şekilde buraya takmışlar. Sobayı karıştırmak için, sobanın içindeki közü ileriye, geriye ittirmek için kullanılan bir aparat bunlar. Sobada burada arkadaşlar. Şöyle. Sobada çok güzel. Buranın duvarları çok yüksek. Benim o ilgimi çekti. Bakın çok baya yüksek yani. Yine tavanı görüyorsunuz. Duvarlar taş yapı ve perdelerin rengi çok ilgimi çekti benim. Çok hoşuma gitti. Perdeler bakın dış manzara harika. Dış manzarayı görüyorsunuz. Kar var dışarıda ve manzara çok güzel. Şurada hemen sobanın yanında bir tane koltuk. Bu koltukta oturup sobayı izleyebilirsiniz. Hemen koltuğunuza oturup kahve içebilirsiniz. Yanına da bir tane battaniye koymuşlar. Ve şurada hemen balkon var arkadaşlar. Bu tarafı gezdikten sonra balkona çıkacağız. Size balkonu göstereceğim. Şurası biraz benim çocuklarım tarafından dağıtıldı ama burada da bir sehpa ve çekyat var arkadaşlar. Ve yine yerde kilim var. Sehpa da çok otantik bir sehpa. Çok güzel bir sehpa. Bakın perde renkleri pembe ve yeşil kullanılmış. Çok güzel renkler böyle. Görüyorsunuz. Şurada bir televizyon var. Benim kızlar oynadığı için yanıp sönüyor şu anda. Hemen televizyonun altına bir abajur konmuş. Abajurun altında da bir tane sehpa var. Bu sehpa çok ilgimi çekti. Sehpanın üst taraf odundan yapılmış. Alt taraf zincir bir yapı yapılmış. Ve sehpanın üzerine kozalaklar koymuşlar. Bakın bu kozalaklar çok güzel arkadaşlar. Bakın buraya da kozalak koymuş. Açmış kozalak koymuşlar kavanozun içine. Ve ne yapıyoruz? Hep birlikte buradan şöyle çekyatı da gördük mü arkadaşlar? Gördük çekyatı ve yatak kısmını göstereceğim sizlere. Sonra odayı bir kuş bakışı göstereceğim. Yatağa gelmeden önce gene bakın yerde tekrar kilim var. Diyorum ya yöresel dokuma kilimlerimizden bunlar ve eskitilmiş eski kilimlerden arkadaşlar. Yeni dokunmuş değil eski dokunmuş kilimlerden. Ve buzdolabı. Mini bir buzdolabı var. Mini buzdolabın içinde neler var? Bir size içini göstereyim ben.
hep birlikte görelim. İçinde su koymuşlar arkadaşlar. Gayet temiz bir buzdolabı. Hemen buzdolabının üzerine de kahveler koymuşlar. Kahve fincanları. En ilgimi çeken durumda bu kahve fincanlarının poşetler içerisine konması arkadaşlar. Bakın bunlar da poşet içine konmuş ve kahveler de burada ve kahve tabakları da yine poşetin içinde. Çok hijyenik. Her şey çok hijyenik hazırlanmış. Burada da ısıtıcılar var ve ısıtıcıların üzerleri de örtülmüş arkadaşlar. Toz kapmasın diye. Temizlik harika. Yani daha ben pis bir alanını göremedim açıkçası, çok güzel. Şurada da ısınem ölçer var. Isınem ölçerin hemen üzerinde el yapımı basmalardan yapılmış çiçek yapmışlar arkadaşlar. İçi pamuk yapı. Bakın şöyle yumuşacık pamuktan yapılmış. İçine pamuk konmuş. Bunlar basmalar. Annemler bu basmalardan bize pijama yaparlardı arkadaşlar. Evet, size buradan yatağı göstermek istiyorum. Şimdi de en son yatağı göstereceğim. Evet, yatağın yüksekliği bayağı bir yüksek. Ve yatağın arka taraftaki işlemelere bir bakın. Çok güzel. Yatağın her iki tarafında da etejerler var ve etejerlerin üzerine de renkli renkli abajurlar var. Abajurların renkleri harika. Pembe ve krem rengi abajurlar. Arka süsleme çok güzel. Süslemenin üzerinde de lambalar var. Lambaların güzelliğine bir bakın. Çok güzel. Ve şöyle göstereyim yatağı. Yatakta süslenmiş. Hemen şu arka süslemeyi gösteriyorum. Sizlere yakından görüyorsunuz. Ve şöyle etejerler. Ve şu etejeri bir açmak istiyorum size. Bakın. Etejer şu şekilde arkadaşlar, açırtım. Bir de size odayı şöyle bir uzaktan göstermek istedim. Uzaktan nasıl da güzel oda. Bakın bir kere odanın renkler harika olmuş. Pembe, yeşil, kahverengi, her türlü güzel renk var. Özellikle şu dolaptaki dolap kapaklarının boyaları çok güzel. Yerdeki kilimler otantik olmuş. İşte duvardaki tablo, her şey mükemmel hazırlanmış bir oda. Şimdi odayı bir de yukarıdan göstermek istiyorum size. Sonra hep birlikte balkona çıkacağız arkadaşlar. Bir de odaya bu taraftan bakalım. Şu şekilde görüyorsunuz. Şimdi hep birlikte balkona çıkacağız. Evet, görüyorsunuz. Benim çocuklarım oynuyorlar bu arada. Güner ailesi geziyor kanalı olarak hep birlikte taş konakları gezdik. Taş konakların odasını gezdik. Şimdi sizleri balkona çıkaracağım arkadaşlar. Balkondan dışarıyı göstereceğim. Dışarıda kar var. Ben buraya özellikle karlı havada gelmek istemiştim. Çok güzel bir manzara var. Çıkalım hep birlikte. Bakın. Şurada tahta bir masa sandalye var arkadaşlar. Şöyle. Yine karşıyı göstereyim size. Karlar var. İnşallah görünüyordur. Çok fazla yansımıyordur. Bakın şurada küpler var arkadaşlar. Şurada küpler var. Şurada da süslemeler var. İleride masa sandalye koymuşlar. Şurada da eskiden at arabaları olurdu arkadaşlar. O at arabaların üstlerine süslemeler koymuşlar. Çok güzel bir alan oluşturmuşlar. Burası sanırım yazın da çok güzel olur. Neden? Çimlendiriliyor burası çünkü yazın da harika olur. Ben kışın kış manzarasında gelmek istedim. Şöyle evleri de göstereyim size. Bakın şöyle. Dışarıdan göstereyim istiyorum evleri sizlere. Gerçekten çok güzel. Şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Çok güzel. 1, 2, 3, 4. Şimdi şöyle taş konaklar. Bakın 1, 2, 3 ve şu şekilde 4. Ve ortada 5. var. Yine kenarlarda aynı şekilde 1, 2, 3 ve 4 olup şu ortada da 5. var. Yani 4 yanlarda, bir önde, bir arkada tam 10 tane taş konaklar var. Söylemiştim biraz önce sizlere. Görüyorsunuz. Şurası da çok ilginç olmuş. Harika arkadaşlar. Görüyorsunuz.
Çizmesi yok. Hadi. 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 Sobayı yakıyoruz. Biraz sonra yakarken de tekrar tekrar çekeceğim size arkadaşlar. Şöminenin içine çıra jeli koydular ve şömine yanıyor arkadaşlar. Evet. Nasıl çekiyor bu? Çıra jeli. Evet. Şömineyi de yaktık. Gayet de güzel ısıtıyor odayı. Yere de oraya kilim serdik. Deren sürekli yere yatıyor. Gene yatmış yere. Karşıda da manzara harika. Kar manzarası. Evet, çok güzel. Ceren de uyudu. Güner ailesi geziyor YouTube kanalı olarak artık videomu burada sonlandırmak istiyorum. İnşallah videomuzu buraya kadar izlemişsinizdir. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. İnşallah taş konakları çok sevmişsinizdir. Bir dahaki gezi videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.